Şimdi sevgili izleyenler, biz bir tehdit mektubu aldık. Arkadaşım birisi aynen şöyle yazmış. Oraya geleceğim, ağzına sıkacağım. Cümle bu. Mektubu aldım, şöyle bir düşündüm. Ne yapmam lazım? Korkmam mı lazım? Değil. En az namussuzlardan daha cesur olmazsam korkardım. Tamam. En namussuzundan daha cesur olmalıydım. Ve bana o mektubu gönderip de oraya geleceğim, ağzına sıkacağım diyen namussuz, şimdi namussuzların elinde hesap veriyor şu anda. Bu mektubu yazanın o arkadaşın babası şu anda bizi izliyor sanıyorum. Ona yazıyorum ben de buradan bu mektubu canlı yayında. Oğlum, ısıracak köpek havlamaz. Oğlun şu anda güvenlik güçlerinin elinde hesap veriyor. Pazartesiye kadar güvenlik güçlerine kalmaya devam edecek. Pazartesi günü de savcılığa çıkacak, savcılıkta hesap verecek. Sonra da cezasını çekecek. Anladın? Bu mektubu yazmam gerekiyordu. Arkadaş sağ olsun çevresine güvenerek aşiret maşiret ayakları öyle bir kabadayıyla kesmeye kalktı. Küçücük çocuğu kaçırıp alıkoyup taciz edip tecavüz edip sonra o çocuğun peşine düşüp de onu bulmaya çalışsan yalçın çekine mektup gönderip oraya geleceğim ağzına sıkacağım. Kolay mı lan o kadar sıkmak? He? Adamın eli titriyor oğlum. Aklını başına devşir dedik, anlamadı. Şimdi güvenlik güçleri aldılar şu anda. Ders alıyor, sıkma dersleri alıyor sanıyorum. Evet. Allah memleketimin polisine zarar vermesin, öyle söylüyorum ben. Onlar olmasaydı ne yapardık acaba? Ne yapardık acaba? Böyle iti kopuğu, tabanca fotoğrafını gören çevresindekileri, kabadayıları bir halt zannedeni herhalde başımıza eşkıya kesilirdi. Bu memleketin polisi olmasaydı. Onlar sayesinde işte itin biri daha şu anda içeride hesap veriyor. Evet sevgili izleyenler, bu şahsi bir mesele değildi. O nedenle ekranda taşıdım. Bir tehdit mektubu gelmişti. Onunla ilgili titremedim bile, haberin olsun oğlum. Kılım titremedi, kılım. Ben hep söylüyorum, benim cep telefonumda bir not yazar. Her sabah açtığımda o notu görürüm. Kaç kere yaşarız, kaç kere ölürüz? Bir kere. Adam gibi yaşayacaksın, onunla yaşayacaksın. Ölürsen de öleceksin. O kadar, gerisi boş. Şimdi sevgili izleyenler.